hepsi göndermiş. Öyle bir sıralama yapmışım ki bir yandan Akdeniz Üniversitesi işsizlik garantili bir bölümde okuyabiliyorken bir yandan da Burdur'da ona nazaran daha iyi bir bölümde okuyabiliyorum. Sınava çalışmaktan çok daha yorucu ve bunaltıcı bir süreçmiş demiş. He. Aa, bir de şey olacak sizin şimdi. İşte küçük şehirde çok iyi bir bölüm okuyabiliyorum. Acaba oraya gitsem mi? Gibi bir şey mi olacak? Değil mi? Tercih süreci çok zor ama bulunduğunuz şehirden gitmekle alakalı şunu söyleyebilirim. Ben Ankara'da doğdum ve büyüdüm ve Ankara'yı çok seviyordum. Ama hayatım boyunca da hep bir şehir dışında okumak istedim. Yani özellikle lisede böyle, ben lise 3'ten beri dershaneye gidiyorum. Lise 3. sınıfta şeye başlamıştım ufak ufak. Ya acaba şehir dışında mı okusam? İşte çünkü arada sırada böyle eski öğrenciler geliyor. Onlar bizim derslerimize giriyor. İşte şehir dışında hayatlarının nasıl olduğunu falan filan anlatıyorlar, ediyorlar. Bana çok şey kattı kendi hayatımla ilgili. Şehir dışında okumak. Ki açıkçası bu birazcık da kurduğunuz çevreyle, arkadaşlıklarınızla da çok alakalı. Kendinize nasıl bir çevre, nasıl bir ortam oluşturduğunuz bulunduğunuz şehri de şekillendiriyor. Ben açıkçası Kütahya'da okudum. Kütahya'ya gitseniz çok beğenmezsiniz belki. Ama ben Kütahya'da öyle arkadaşlıklar kurdum ki daha hala hepsiyle görüşüyorum. Hepsini çok seviyorum. Hepsiyle birlikte hayatımızda birçok şey yapmışızdır, etmişizdir. Bir sürü başarımızı da birlikte göstermişizdir. Başarısızlıkları da birlikte çekmişizdir. Bu tamamen aslında sizin oraya gidip ne yapacağınızla alakalı. Ha, bu arada şey dışına da gittin, hemen bir arkadaş çevresi edindin, hemen herkesle çok iyi oldun diye bir şey de yok. Ya yani şeyi bile çok etkiliyor gerçekten. Şehir dışında okumak insan tanımanızı bile çok fazla etkiliyor. Bu sadece üniversite değil. Orada çünkü kendinize bambaşka bir hayat kuruyorsunuz aslında ve şey çok güzel. Ben en çok onu sevmiştim. En bayıldığım meselelerden bir tanesiydi mesela benim. Kendi saatlerimi belirlemek. Kendi istediğim saatte kalkabiliyor olmak benim için o kadar inanılmaz bir şeydi ki. Yani bir insan buna mutlu olamaz, anladın mı? Ben deli gibi mutlu oluyordum. Kendi istediğim ve arzuladığım bir saatte kalkmak. Kendi istediğim ve arzuladığım bir saatte yatmak. Ne bileyim işte, böyle yemeğimi mesela atıyorum o gün fast food mu yemek istiyorum? Fast food yemek. Beni öyle deliler gibi mutlu ediyordu ya. Gidip kendi faturanı ödemek, kendi kiranı ödemek, onun hesabını kitabını yapmak, gidip kendi borçlarını fark etmek, onları kapatmaya çalışmak. Yani bir kere insana aşırı derecede hayatını nasıl idame ettireceğini öğreniyor. Ben de kendi evimde ne yalan söyleyeyim, yemek yapan, temizlik yapan, işte ne bileyim her şeyini kendi halleden bir insan olarak büyümedim. Benim ablam vardı, ablam sağ olsun öyle bir insandı ki, ablam benim her şeyimi hallederdi yani her şeyimi. Annem de keza aynı şekilde. Mesela yemek mi yenecek? Ablayla anne. Yani ben ne alaka olurdum? Temizlik mi yapılacak? Ablam. Ablam. Kıyafetim mi mesela? Bir kıyafet mi giyeceğim ertesi günde? Ben ütülemem ki. Ablam ütüler çünkü. Ablam yapar yani. O karar verir. Neyi giyeceğim, neyi edeceğim. Gerçi kıyafet konusunda hala öyle. Sonra ben şehir dışına bir gittim. Kimse hiçbir şeyini yapmıyor. Kimse hiçbir şeyini yapmıyor. Herkes kendisini düşünüyor. Sürekli etrafında seni de düşünen insan yok yani. Önce gidiyorsun, internetten bakarak yapıyorsun. İlki çok güzel olmuyor. Mesela yemekten bahsediyorum. Aşırı da güzel bir şey yapmıyorsun. Çok da lezzetli olmuyor. Ama sonrasında diyorsun ki bunun nesi eksik? Tuz eksik. Tuzunu biraz fazla koyayım. Yağını bir tık fazla yaparım diyorsun. Üf. Sonra bir bakıyorsun efsane yemek yapıyorsun. Temizliğini kalkıyorsun, kendin yapıyorsun. Öğreniyorsun. Yani insanın gerçekten tek başına nasıl hayat idare ettirebileceğini, tek başına nasıl zorlukların altından kalkabileceğini çok fazla öğreten bir şey. Şehir dışında okumak. Ben herkese tavsiye ederim. Ki kimi insan, ben mesela yalnızlığa bayılıyordum. Benim ilk 6-7 ay benim arkadaşım yoktu. Gerçekten yoktu bu arada. Ben ilk 6-7 ayımda bildiğin gayet tek başıma apartıma giderim, kendi yemeğimi yaparım, alırım küçük vodkamı, vişne suyumu. Oo, bir de benim balkonum vardı.
Otururum balkonuma, ağaç izlerim. Bayılırım. Aşağıdan kim geçiyor, kim geliyor, kim gidiyor onlara bakarım. Yalnızlık o kadar asla ürkülmeyecek bir şey ki bu arada. Televizyonda bak, televizyonda bir şeyler yayınlanır. Otururum akşam onları takip ederim, dizi beklerim. Çünkü o zaman benim laptopum falan yok. Bir de bir gidin bir kazık yiyin ya. Bir insandan kazık yemeyi bir öğrenin yani. Onu da öğrenmek lazım çünkü hayatta. Onu öğrenmeye sonra böyle mal gibi kalıyorsun böyle bir anda. Böyle öyle orta ve kritik bir yerde böyle o kazığı yiyorsun ki şaşalıyorsun böyle. Yeto ne kazığı. Ya Pukuli çok teşekkür ederim 22 kişiye abone edip kanalı desteklediğin için çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ya tabii gideceksin. Bak gideceksin. Bir arkadaş çevren olacak. Sonra onlarla orayı öyle bir bozacaksın ki herkese lanet edeceksin. Çıksın Allah kahretsin diyeceksin. Bundan sonra arkadaşlık, dostluk ben istemiyorum. Ben yalnızlığı seviyorum diyeceksin. Sonra başka arkadaş çevresi hemen. Öyle olur. İlk sene giderler şehir dışına ya da üniversiteye. Buraya hiç uğramazlar. Hep anlatırım. Bayılıyorum bunu anlatmaya çünkü. Hiç uğramazlar, etmezler. Yayınlarda görmezsin falan filan. Sonra birkaç ay sonra fıtı fıtı buraya aboneliği yenilemeye. Gelecek yani başınıza. Ben biliyorum. En yakın arkadaşım şu an Eksim'in yeni sevgilisi. Hayırlı olsun ikisi için. Ne diyeyim? Kıbrıs'ta okunur mu sence benim? Vallahi bunu Kıbrıs'ta okuyan birisine sormak lazım. Tancan Femen'i biliyor olmanız lazım ya. Beni biliyorsanız onu da muhakkak biliyorsunuzdur. Her sene şey yayını yapar. Farklı şehirlerden, farklı bölümlerden, hatta farklı ülkelerde üniversite okuyanları alır, toplar bir yayında. Onlar böyle otururlar saatlerce konuşurlar. Herkes anlatır. Kendi şehrini anlatır. Bölümünü anlatır. İşte nasıl hangi koşullarda okuyabileceğizi edebileceğizi falan filan konuşur. İsterseniz bir bakın. Ya onu kesinlikle bakmanızı o yayını izlemenizi tavsiye ederim. Eğer şey dönemindeyseniz. Hani benim puanım şöyle şöyle bir yere tutuyor. Ne yapabilirim ne edebilirim bir dinleyin bakalım. Ki internette de aslında yazsanız muhakkak ki bulursunuz yani Dumlupınar Üniversitesi ile ilgili de vardır muhakkak. Dur bakayım. Kütahya'da okumak bak var. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Kütahya hakkında merak edilen her şey. Yurt, ulaşım, fiyatlar, fakülteler. Kaç sene önce? 3 sene önce. Ben bunu size araştırır söylerim. Yayınlarda. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde okumak. Var yani. Tabi sağlık bilimleri ana kampüste değil bu arada yanlış bir merkez kampüste değilsiniz siz değil mi? Sağlık bilimleri merkez kampüste değil. Merkez kampüs farklı. Germiyan farklı. Bir de birkaç tane böyle ne denir ona? Farklı farklı yerlerinde Kütahya'nın şeyler var. Adını unuttum. Üniversiteler var. Bazı şeyleri değişiyor bazı bölümlerin yerleri. İİBF, mühendislik, uygulamalı bilimler. Sonra fen edebiyat. Fen edebiyat başka nere vardı kız? Bir şey daha vardı. Eğitim. Tıp merkez kampüsü miydi? Değildi galiba. Bu 5 bölüm merkez kampüste. Merkez kampüs çok güzel. Kendi göletiniz falan var. Dersin böyle bahar gelmeye başladı mı göletin oraya. Oturursun kenarda. Orada böyle balık falan da yiyebildiğiniz, yemek falan yiyebildiğiniz falan yerler de var. Kantinleri güzeldir. Patates ekmeği müthiş. Patates ekmeğini çok severim. O kadar söyleyeyim size. Sen yokken geberiyorduk az kalsın. Bu ne be? Bu içeriklerin bir sınırı yok mu? Biri bir yerde başlayıp bir yerde bitmiyor mu bu içerikler? Bunlar ne böyle? Bak, YouTuber'lara kadar var.